Arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere Anadolu İmam Hatip liselerimizde okutulan 10. sınıf hadis dersimizin son ünitesini yani 6. üniteyi işleyeceğiz inşallah. Konumuz hadis ve sünnetin anlaşılması. Bu konuyla ilgili değerli arkadaşlar çeşitli ilim dalları, geleneksel hadis ilimleri oluşmuştur. Bu dersimizde sizlere bunları anlatacağız. Hadis ve sünnet İslam dini için kıymetli arkadaşlar, İslam dininin çok doğru bir şekilde anlaşılması, uygulanması, hayata geçirilmesi için hadisler çok önemlidir. Çünkü hadis Peygamber Efendimizin sözleri, sünnet ise Peygamber Efendimizin davranışlarıdır. Dolayısıyla Peygamberimizin ahlakı Kur'an'dı, Peygamberimiz yaşayan Kur'an'dı ve hayatı onun Kur'an'ın adeta bizlere özeti şeklindedir. Bizler de Peygamberimizin hadis ve sünnetlerini en güzel şekilde öğrenip, çünkü İslam dininin ikinci temel kaynağını en güzel şekilde bilmemiz gerekir. Hadis ve sünnet değerli arkadaşlar, hem İslam düşmanlarının İslam dinine saldırıları karşısında hem de Müslümanların Peygamberimizin ikinci temel kaynağımız olan hadis ve sünnetlerini öğrenmemiz açısından önemlidir. Çünkü hadis ve sünnet, birinci temel kaynağımız Kur'an'dır, hadis ve sünnet ise ikinci temel kaynaktır. Hadis ilminin iki temel unsuru vardır kıymetli arkadaşlar. Bunu öncelikle bilmemiz lazım. Birincisi, hadislerin Peygamberimize ait olup olmadığını tespit etmek. İşte bunun için senetlerle ilgili bir araştırma yapılır. Buna rivayetül hadis denilir. İkinci olarak da bu hadislerin doğru anlaşılıp yorumlanması olayıdır ki, bu da metinle ilgilidir, buna da dirayetül hadis denilir. Kısaca rivayetül hadis senetle ilgili. Rivayetül hadis ilminde isnat zinciri, yani daha önce öğrenmiş olduğumuz raviler zinciri araştırılır ve ravilerin o hadisi Peygamber Efendimiz'e ulaştırmasına kadar iş araştırılır, öğrenilir. Bu şekilde şayet raviler Peygamber Efendimiz'e ulaşırsa işte bu hadislerimiz sahih hadis olarak kabul edilir. İkinci olarak da dirayet, yani metinle ilgili dirayetül hadis bölümüdür. Burada da hadislerin özellikle doğru anlaşılması, yani yanlış yöne çekilmemesi için çeşitli ilmi faaliyetler yapılır. Rivayetül hadis, Peygamberimize işte hadislerin rivayet zinciriyle ulaştırılması, dirayet ilmi de bu hadislerin metin yönünden araştırılması için hadis literatüründeki ilim dallarıdır. Peki hadis ve sünnetin doğru anlaşılması için geleneksel hadis ilim dallarımız nelerdir? Bunlar kıymetli arkadaşlar garibül hadis, fıkhül hadis, muhtelifül hadis, esbab-ı vurudül hadis olmak üzere 4 bölüme ayrılmıştır. Şimdi bunları kısa kısa işleyelim. Fıkhül hadis, bunu fıkıh dersinde fıkıh kelimesini öğrenmiştik. Neydi? Anlamak, kavranmak gibi anlamlar gelir fıkıh. Fıkhül hadis ise hadisin sadece anlamak değil, onu anlam zenginliğini kavramaktır. Yani diyelim ameller zinciri, yani ameller niyete göredir diyoruz ya. İşte burada sadece ameller niyete göre kelimelerini lafız olarak değil de anlam olarak neyi kastettiğini bilmektir. Ya da anlayış sahibi olmak ve anlam zenginliğini fark etmek için işte Allah kime hayır dilerse onu dinde anlayış sahibi yapar hadisi çerçevesinde değerli arkadaşlar. İşte hadisle fıkıh arasında yakın bir ilişki vardır. İkinci olarak muhteliful hadis kıymetli arkadaşlar. Anlam bakımından birbirine zıt gibi görünen hadisleri inceleyen, bunları uzlaştıran ve zıtlığı gideren neye göre? Kur'an'a göre değil mi? Çünkü hadisler Kur'an'ın açıklamasıdır. Dolayısıyla Kur'an'a ters olmaz. Hadisler de yerine ve zamanına göre, söyleniş tarzına, söyleniş yerine göre zıt gibi gözükebilir ancak aralarında zıt ve tutarsızlık asla söz konusu olmaz. Çünkü Peygamberimizin sözü ise. Mesela değerli arkadaşlar, laf taşıyan cennete giremez buyurmuş Peygamberimiz. Başka bir hadiste ise Allah'tan başka ilah olmadığını inanarak vefat eden kimse cennete girer buyurulmuştur. Şimdi normalde bu ikisi birbirine zıt gibi gözüküyor değil mi? Burada ilk bakışta birbirine zıt görürsen hadisi biz yorumladığımız zaman, incelediğimiz zaman burada Müslümanların mutlaka cennete gireceklerini ancak Müslüman olup da vefat edenlerin cezası varsa cezasını gördükten sonra cennete gireceğini yorumlayıp cem ve telif ederiz. Tamam mı? Bu şekilde cem ve telif ettiğimiz zaman aralarında bir zıtlık olmadığını
görürüz. İşte hadislerin farklı tarihlerini, yani farklı yollardan gelişini, farklı söylenişlerini birleştirmeye cem telif denilir. Ve bazı hükümler de zaman içerisinde kaldırılır. İşte buna nesih denilir. Doğru anlama yöntemi olarak nasih mensuh ilişkisi, yani sonradan söylenenlerin öncekileri kaldırırsa onlara da nasih mensuh denir ki, mesela önceleri serbest olan bir uygulama daha sonra yasaklanabilmiştir. Peygamberimiz önceleri mesela kabirleri ziyaret etmeme yasaklamış ama daha sonra serbest bırakmıştır. İşte hükümlerin zaman içinde değişmesine nesih adı veriliyor. Garibul hadis ise hadis metinlerde geçen ve az kullanıldığı için anlamı bilinmeyen ya da zor bilinen, işte sözlük vasıtasıyla bilinen kelimeleri araştırmaktır ki Peygamberimiz biliyorsunuz Cevami'ül Kelam Kerim'di. Cevami'ül Kelim neydi? Peygamberimiz az sözde çok mana ifade etmiştir. Mesela Peygamberimiz buyurmuş ki rikazda 5'te 1 vardır. Şimdi bunu talebeler İmam-ı Azam, Ebu Hanife ve talebeleri rikaz kelimesini araştırmışlar ve harabelerde eski milletlerden kalan define olarak yorumlamışlar. İşte burada bu rikazda 5'te 1 olayını alimlerimiz mana ve maksadını araştırarak kelime ve kavramları öğrenerek açıklamışlardır. İşte buna da garibul hadis denir. Peki esbab-ı vurudul hadis nedir? Değerli arkadaşlar, hadislerin nerede, ne zaman, ne maksatla söylendiğidir. Hani ayetlerde esbab-ı nüzul var ya, ne zaman indi, ne için indirildi, kim için indirildi. İşte bu da Peygamber Efendimiz'e de esbab-ı vurudul hadis deniliyor. Yani hadisin söylenmesine zemin hazırlayan olay nedir, durum nedir, ortam ve şartlar nedir? Bunu açıklamaya esbab-ı vurudul hadis denilir. Hadisin sebep ve hikmetinin ne olduğu, örfi mi olduğu, yerel mi olduğu, evrensel mi olduğu, işte kıymetli arkadaşlar buralardan öğrenilir. Mesela Peygamberimiz ameller niyetlere göre değer kazanır. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır gibi bir hadisi vardır. Bunun 3 değişik yerlerde söylenişi vardır. İşte bunun niçin söylendiği vardır. İşte Mekke'den Medine'ye hicret edenler için söylendiği vardır. Başka ameller için de söylendiği değerlendirilebilir. Mesela Peygamberimiz ben bütün gece namaz kılacağım dedi. Ben her gün oruç tutacağım, ben hiç evlenmeyeceğim de biliyorsun Peygamberimize gelip ibadetini soranlar bu şekilde kendilerine söz veriyorlar. Peygamberimiz onlara karşı ne diyor? Kim benim sünnetimden, dinde izlediğim hayat tarzından, yol ve yöntemden yüz çevirirse benden değildir buyuruyor. Yani sünnetinin yanlış anlaşılmasını emrediyor. Hadis ve sünnetin anlaşılmasında değerli arkadaşlar 5 tane madde vardır. Bunlara dikkat etmek lazım. Kur'an-ı Kerim'in esas alınması gerekir hadisler anlaşırken. Az önce de söyledim. Hiçbir hadis, Peygamberimizin ağzından çıkan söz Kur'an'a aykırı olmaz. Hadisler arasında bütünlüğe muhakkak dikkat etmek lazım. İşte yukarıda vermiş olduğum örnek gibi. Peygamberimizin Cevami'ül Kelim olduğundan dolayı Arap dilini, edebiyatını en güzel şekilde kullanan olmasından dolayı Arap dili ve edebiyatını iyi bilmek gerekir. Hadis ilminde uzmanlaşmak gerekir ve muhatabın bilgi düzeyine dikkat ederek hadis ve sünneti anlaşılmasında önemli etkenler diyebiliriz. Hadis ve sünnetin anlaşılmasında Kur'an-ı Kerim esas alınır ve hadislerin bütünlüğü daima gözetilir. Kıymetli arkadaşlar, hadis ve sünnetin anlaşılmasına Kur'an-ı Kerim'in esas alınması konusuna değinelim. Öncelikle Kur'an Allah'ın kelamıdır. Hadislerde Peygamber Efendimiz'in Kur'an'ın açıklaması için söylemiş olduğu güzel sözleridir. Hadis ve sünnetin iyi kavranması Kur'an ayetlerini düşünülerek okunmasına bağlıdır. Peygamberimiz hadislerinden sonra Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okuyarak aralarında bir anlam bütünlüğü olduğuna işaret etmiştir. Mesela Peygamberimiz ben her mümine dünyada ve ahirette yakınım buyurur. Ardından da Peygamber müminlere canlarından daha yakındır ayetini okuyarak işte aslında kendisinin Kur'an'ı anlattığını bizlere göstermiştir. Bir hadisin doğru anlaşılması ve yorumlanması için öncelikle bütün tariklerinin yani iç tutarlılığının sağlanması için önemlidir bu konu. Bütünlüğün gözetilmesi için hadis şerhlerine başvurulur. Özellikle ahkam hadislerin anlaşılmasında hadis şerhleri çok önemlidir. Mesela Peygamberimiz kim Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girer buyurur. Yani men gâle la ilahe illallah fedahalil cenneh hadisi. Bu hadis ilk bakışta sadece imanı olan kişinin cennete gireceğini,
Başka hadiste ise cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve hassas olan insanlar girecektir buyurur. Şimdi bu iki hadisi yorumlarken ihlas ile halis bir kalple inanmak gerektiğini anlatan Efendimiz, hadisleri ikisi hepsi diğerleri dikkate alınarak bütünlük gözetildiği zaman aralarında bir fark olmadığını anlarız. Kıymetli arkadaşlar, Kur'an ve sünnetin anlaşılmasında temel kaynaklarımız 4 tanedir. Bu kaynaklara dikkat etmemiz lazım. Kur'an, sünnet, siyer ve fıkıh. Kur'an Allah'ın kelamı, sünnet Efendimizin yaşantısı, siyer Efendimizin hayatı, fıkıh da işte Kur'an ve sünnetten tertiplenen İslami yaşam düzeni, Müslümanların uyması gereken tüm kaide ve kurallar zinciri diyebiliriz. Ayrıca ilim dalları da vardır ki bunlar tefsir, Kur'an'ın yorumlanması, kelam Allah'ın ve İslam dininin ispatlanması için bir ilim, tasavvuf işte peygamberimiz gibi yaşama sanatı, ahlakta Müslümanların uyması gereken tüm Allah'ın ve peygamberimizin rızası doğrultusundaki yaşamları diyebiliriz. Ayrıca değerli arkadaşlar, hadis ve sünneti anlaşılması için diğer disiplin dediğimiz diğer ilim dalları, diğer bilim dallarından da istifade edilir ki bunlar eğitimden astronomiye, tıptan hukuka, matematikten iktisada, siyaset, tarih, coğrafya, antropoloji, jeoloji, sosyoloji gibi pek çok alandan istifade edilir. Hadis ilminde farklı ilimlerden yararlanmak insanlara, alimlere, bu işle uğraşanlara geniş bir ufuk ve bakış açısı kazandırır. Tamam mı? İlim ve medeniyet yoluna ciddi mesafe alınmasını sağlar. Bu yöntemin izlenmesi sünnet ve hadisin geçmişte kalmış bir tarih değil, yani peygamberimiz geldi, uyguladı, konuştu, vefat etti, bitti değil, bireysel ve toplumsal hayatı düzenleyen, kıyamete kadar geçerli evrensel değerler taşıdığını gösterir. Kıymetli arkadaşlar, hadis ve sünnetin öğrenilmesi ve anlaşılması ile hadis metinleri vardır. Bu bölümde bazı hadis metinlerine yer veriliyor. Bu hadislerin senet ve metin yönden incelenmeleri sağlanıyor. Kitabımızın ilgili bölümdeki bu hadisleri bizler sizler için okuduk. Kitabımızdaki hadisleri kanalımızdaki 10. sınıf hadis bölümünde oynatma listesinde bulabilirsiniz. Oradan inşallah yeterince istifade edebilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar, kanalımızda 4. sınıftan 12. sınıfa kadar 60'tan fazla seçmeli ve zorunlu dini derslerimizin içerikleri yer almaktadır. Arkadaşlarınızın da bu derslerimizden istifade edebilmesi için kanalımızı tavsiye etmenizi sizlerden rica ediyoruz. Rabbim muvaffak eylesin inşallah. Yeni derste de görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.